1-0'lık bir mağlubiyet var. Önce bir karşılaşmayı değerlendirelim. Bir penaltı pozisyonu oldu. Yoğun itirazlarınız oldu. Neler söylersin? Bir genel olarak yorumunu alalım. Valla şunu söylemek istiyorum. Alıştık galiba biz takım olarak, camia olarak. Ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Orta hakem de penaltı değildi ama benim yanımdaki hakem penaltıyı verdi. Her hafta biz aynı pozisyonda yaşıyoruz ama bize penaltı çalınmıyor o pozisyonlarda. Ben maçtan önce şunu da söylemek istiyorum. Yani Fenerbahçe maçından sonra bir takım olaylar lanse edildi. Şehrimizle ilgili. Bizim şehrimiz çok güzel bir şehir. Bizim insanımız çok güzel bir insan. Bizim insanımız bayrağını da, takımını da, şehrini de, ülkesini de destek olan, sahip çıkan bir insan topluluğu, bir taraftar topluluğu artık ne dersek diyelim buna. Ben ona katılmıyorum. Hemen bir linç operasyonuna geçildi. Hatta ta ileriye gittiler, terörist bilen denmeye başladı. Bu kadar kolay olmamalı. Trabzon şehri ülkenin en milliyetçi şehirlerinden bir tanesidir. Bunu böyle bilmek lazım. Orada yaşamayan insanlar bu şekilde rahat konuşabiliyorlar. Ama ben 9 yıldır Trabzon'un içindeyim. O şehri yaşıyorum. O şehirle kalkıyorum. O şehirle yatıyorum. Böyle bir şehir değiliz biz. Yani insanların gözünde bu nasıl bunu böyle büyüttüler bilmiyorum ama bu büyütenlerin de bu işte parmağı olduğunu biliyorum ben zaten. Süreç çok eskiye dayanıyor gerçekten. Çok eski bir süreç. Yani ta 2010-2011'e kadar dayanıyor. Bugün kazanmak istedik. Çok istedim. Takım arkadaşlarım ve ben çok kazanmak istedik. Olmadı. Maalesef yine bir penaltı. Olmadı. Ben Allah'ın adaletine inanırım. Sadece o adaleti bekleyeceğim. Başka bir adalete inanmıyorum. Sadece Allah'ın adaleti. Allah'ın adaletinde sonu maçtan sonra görmek istiyorum. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder. Çünkü biz 2011 yılında çok çektik. Bizim takımımızın bu kadar dağılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesidir bu. Şehir olarak, camia olarak, taraftar olarak gerçekten çok zor bir durumun içine düştük. Bunu ben açıkça söylüyorum. Çünkü hak edilen bir şey maalesef elimizden alındı, çalındı. Onu içime sindiremiyorum. Yoksa maç kazanırsın, maç kaybedersin, hakem hata yapar, önemli değil. Ta eskiden bu zamana kadar gelen bir süreç bu. Maalesef toparlanmak gerekiyor. Hani bazen insanlar diyor orada kaldınız. Evet orada kaldık ama hatırlarsanız burada Eskişehir maçında bir taraftarımız hayatını kaybetti. Dediği tek laf bizi tekrar gene şampiyon yapmayacaklar ve vefat etti. Bugün kazanmak istedik. Onun ruhu birazcık daha şad olsun, mutlu olsun diye, huzurlu olsun diye gittiği yerde. Ama önemli değil. Bunu biz başaracağız. Önemli değil. Olsak da olmasak da Trabzonspor çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Yürekleriyle duran, yürekleriyle oynayan bir topluluk burası. O yüzden küçümsenecek bir camia değil ve benim şehrim, tekrar söylüyorum, milliyetçi bir şehir, bayrağını seven bir şehir, bayrağı için canını verecek bir şehir. Terörist lafına kesinlikle katılmıyorum. Eğer terörist arıyorlarsa gitsinler, dağlardan indirsinler onları. Benim şehrim asla öyle bir şey değil. Tam vatanına sahip çıkan bir şehir. Bu da bunu herkes böyle bilsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hakemlere mana bulmak isterim. Ve bu zamana kadar hiç demeçlerimde hakemleri kullanmamışımdır. Yani anlayamıyorum. Katlediyorlar. Yani öyle bir şey ki. Yani bu unutulmasın lütfen, bakılsın. Golden, yediğimiz golden önce kesinlikle bir faul var. Ama devam ettiriliyor. Maç esnasında bir şeyler söylüyorsun hakeme. Sana tahrik edici böyle bir gülümseler, bir şeyler. Başından git, şuradan git, buradan git. Ve yani şunu söylemek istiyorum. Biz neyin mücadelesini veriyoruz ki burada? Biz Trabzonspor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir takımıdır. Avrupa'da takım, ülkemizi destekliyoruz. Puanlar alıyoruz. Bizim sayemizde Şampiyonlar Ligi'ne tehlikesiyle karşılaşmıyor takımlarımız. Ama ülkemizde maalesef Trabzonspor bu haritadan çıkarıldı mı? Yani ben mi bilmiyorum. Çünkü bir ülkemizin bir takımıyız biz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir takımıyız. 26 yaşındayım maalesef. Ve maalesef o kadar güvensiz bir ortam var ki. Yani neyin mücadelesini vereceğiz bunu bilmiyorum. 26 yaşındayım, futbolu bırakma noktasına geldim. Bu futbola oynamak istemiyorum açıkçası. Yani o kadar doluyum ki. Yıllardır aynı şeyler, hep aynı şeyler, hep aynı şeyler. Vallahi billahi sıkıldım. Yani gerçekten sıkıldım. Sadece bunu söylemek istiyorum. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Kaptan. Murat'la birlikteyiz karşılaşma sonrasında. Kaptan, birbirlik bir beraberlik çıktı bugün Trabzonspor. Oyun olarak sana göre nasıldı? Arkadan gören bir oyuncu olarak penaltı golüyle beraberliği kazandınız. Maçla ilgili olarak neler söylemek istersin? Vallahi ben şu an maça girmek istemiyorum. İlk önce şu aklımdaki bazı şeyler var. Onları dile getirmek istiyorum. Maalesef o kadar güvensiz bir ortamda oynuyoruz ki bunu, bu futbolu. Artık güvenmiyorum yani, hiç kimseye güvenmiyorum, açık açık söylüyorum. Yani
Bugün bazı pozisyonlarımız var, resmen katlediyor hakem. Ya ben hakemle ilgili en son konuşacak insanım. Ama saha içinde tahrik ediyor. Golden önce bir pozisyonumuz var, unutulmasın. O kesinlikle puan. Yani ufak ufak anlayamıyorum. Yani Trabzonspor'un üzerine yıllardır olan şeyler. Yıllardır bize, maalesef bizi katlediyorlar. Ve kimse de sesini çıkarmıyor. Bazı medya kuruluşlarımız, bazı medya milli takımda yediğim hatalı gollerden sonra beni linç ettiler, sağ olsunlar. Ama o medya grubunu ben biliyorum, çok iyi biliyorum. Kendi takımlarına aleyhine haksız yere bir şeyler kazandılar ama kesinlikle susuyorlar, haklı diyorlar her şeye. Ama Trabzonspor'a geldi mi, Trabzonspor'un bir oyuncusuna geldiği zaman yerden yere vuruyorlar, linç ediyorlar. Yani bu ortamda size yemin ediyorum, ya futbolu bırakmak geliyor içimden. Yani biz neyine oynuyoruz? Biz neyinin savaşını veriyoruz? Yani yurt dışında, Avrupa'da oynuyoruz, ülkemizi bir yerlere çekiyoruz. Bizim sayemizde sıralama değişmiyor. Bizim aldığımız puanlar dolayı ülkemize direkt Şampiyonlar Ligi'ne katılabilme olasılığımız hep yüksek kalıyor. Biz böyle mücadele ederken maalesef kendi ülkemizde ezilen taraf oluyoruz. Yıllardır gelen bir şey bu. Yani bir olaylar oldu. Hak ettiğimiz, kazandığımız, söke söke alın terimizle kazandığımız kupa yıllardır gelmiyor. Yıllardır başka şeyler, bu işin içine ben anlayamıyorum. Ben 26 yaşındayım, futbolu bırakma noktasına geldim. Sıkıldım artık yani. Gerçekten sıkıldım. O yüzden futbol falan konuşmak istemiyorum burada. Yani bu ülkede neyi konuşayım ben? O kadar, yani o kadar karışık ki, istediğini yapabiliyor. İstediği anda bir şeyler değişebiliyor. Skorlar değişebiliyor. Bu kadar kolay olmamalı. Biz hiçbir şeyin mücadelesini maalesef burada veremeyiz yani. Yani Trabzonspor Türkiye Cumhuriyeti'nin bir takımıdır. Ama herhalde biz çıkarıldık diye düşünüyorum yani. O haritadan çıkarıldık galiba.